şimdi de Tepebağ Büyük ve Çevresi'nin kentsel potansiyelinin yeniden keşfi, uluslararası öğrenci atölye çalışması sunularını görmek için 3. oturumumuza devam ediyoruz. Öğrenci çalışmaları başlığı adı altında moderatörlerimizden Doçent Doktor Duygu Saban, Doçent Doktor Evrim Demir Mişenko, Yardımcı Doçent Doktor Tuğba Akar'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Cana Bilsel hocamızın aslında bir fikriydi, projesiydi. Öyle başladı. Kendisi bize her zaman destek oldu. Ve Fransa'dan, Paris'ten La Villette Üniversitesi'nin diploma projesi konusu olarak çalışan bir ekip yine bize yardımcı oldu. Böyle 4 üniversitenin işbirliği içerisinde 2 yıldır sürdürdü. Geçen seneki konumuz farklıydı. Bu sene Tepebağ Höyü ve Çevresi'nin kentsel potansiyelin yeniden keşfi adı altında bir tema oluşturduk. Gördüğünüz gibi Tepebağ Höyü'nün çevresindeki bölgeleri belirli kriterler doğrultusunda ayırdık 10 bölgeye ve katılan öğrencilerimize de bu bölgeleri 3'er 4'er 5'er kişilik gruplar halinde verdik. Ve çalışmamızı kısa bir süre için, 4-5 gün içerisinde bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Hep de ben konuşmayayım, buyurun. Aslında biz bunun daha öncesi de var, Duygu Hoca biraz bahsetti. Bundan daha 2 sene öncesindeki 2 senede Mersin'de çalışmıştık. O zaman uluslararası, yani Fransa'dan da öğrenciler gelmişti, o düzende. Bu seneki, şu anda öğrencilerimiz sunacağı çalışmayı tek Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi olarak gerçekleştirdik. Ancak Paris'teki hocalarımız, ODTÜ'deki hocamız da kritik olarak sürece katıldı. Bizim buradaki amacımız çok kısa bir sürede belirli, gerçek bir kentsel problem üzerine öğrencilerin biraz daha gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problem, kentsel tasarım problemlerini iyice etiketip bunları kısa sürede belli düşünceler geliştirip tasarım çözümlerine dönüştürebilmeleriydi. Ve böylece bir arkeolojik alanın tabii çeperlerinde oluşan bir arazi vermediğimizden dolayı da bugünün temasına çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Duygu hocamız da öğleden önceki sunumunda bahsettiği bu Floransa bilirgesine daha çok bu koruma yaklaşımlarının biraz daha toplumsal odaklı olması, içinde bulunan yerel halkı da içine alabilmesi ve buna ilişkin çözümlerle getirebilmesi açısından belki bizim bu çalışmamız iyi bir örnek diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz, mimarlık bölümü öğrencileri, aynı zamanda Mersin Üniversitesi'nden şehir bölge planlama bölümünden de öğrencilerimiz var. Böylece hem mimarlık ölçeğinde hem kentsel tasarım ölçeğinde bir problemle baş başa kalıp onu çözmek için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Aslında geçenki çalışmamıza Fransa'dan da 20'nin üzerinde öğrenci katılmıştı. Bu sene maalesef ki katılamadı. Tabii o şey açısından da çok önemliydi. Çünkü bizim öğrencilerimiz zaten bu mekanlarda varlar, yaşıyorlar ama bunların çok farkında değiller veya değerinin farkında değiller. Yurt dışından da yabancı öğrencilerin gelip burayla ilgili görüşlerini ve beğenilerini onlarla birlikte paylaşmaları ve işte alanla ilgili temel potansiyeller ve sorunları birlikte değerlendirmeleri onlar için de büyük bir avantaj oldu. Böylece bir yabancı gözüyle de kentlerini, yaşadıkları mekanları deneyimleme fırsatı buldular. Umarım bir sonraki senelerdeki çalışmamızda da yine Fransa'dan ve ODTÜ'den başka arkadaşlarımız da, öğrenci arkadaşlarımız da katılabilir veya yakınımızda olan Mustafa Kemal Üniversitesi. Evet, 10 grup dedik. Yalnız bugün tabii süre kısıtı sebebiyle 1, 2, 4, 7 ve 10 numaralı gruplarımızdan final jürisinde, bu çalıştığın final jürisinde sundukları videoları veya slide gösterisi, onları tekrar bizimle paylaşmalarını rica ettik. İsterseniz çok uzatmadan lafı birinci grubumuzla başlayalım. Teşekkür ederim.
Çok değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizim alanımız birinci bölgeydi. Az önce alanın tamamını gördük. Bizim alanımız alanda birinci bölgeyi birinci bölgede yer alıyor. Alanımız Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi ve Sefa Özler Caddesi'nin sınırladığı alanda yer alıyor. Şekilde gördüğümüz gibi. Bu üç caddenin sınırladığı bölgede yer alıyor. Alanımızda Etnografya Müzesi, Yeni Cami ve Şener Şenevi gibi kültürel miras değeri yüksek olan yapılar yer alıyor. Kültürel sit alanı olan yerleri yeşille işaretledik. Kültürel miras olarak görülen yerleri yeşille işaretledik. Ve biz problem olarak 3 nokta belirledik. 3 nokta üzerinden problemleri tespit edip bunlar için çözüm önerileri geliştirdik. Birincisi Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı birinci problem alanımız. Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı Çakmak Plaza'nın hemen sol tarafında yer alıyor. Öncelikle bu alandaki problemleri tespit ettik. Zemin olarak, yani bu sokak zemin olarak bayağı tahrip olmuş durumda ve geçişlere engel olan böyle yolda gerek çöp konteyneri, gerek böyle tarımsız bir sürü şeylere rastlıyoruz. Onun dışında tezgahların sayısı çok yetersiz. Bu yetersizlikten dolayı dönüşümlü kullanım oluyor. Yani orada bulunan esnaflar sayının yetersiz oluşundan dolayı dönüşümlü olarak kullanıyor. Ve depo yeri olmadığı için, eşyalarını koyacak yerleri de olmadığı için her gün o eşyaları toplayıp ertesi gün gelecek olan kişiler tüm eşyaları yeniden getirmek zorunda veya başka bir yere depo etmek zorunda kaldığı için önemli bir problem teşkil ediyor. Onun dışında bu tezgahlar bayağı bir tahrip olmuş durumda. Yani gerek yağmur, gerekse diğer doğa şartlarından dolayı bayağı tahrip olmuş durumda ve sayıları yetersiz durumda. Onun dışında çok büyük problemlerden birisi de bunlar, yani orada çalışan tezgahtarların kullanabileceği ıslak mekanların olmaması. Yani kullanabilecekleri WC'leri yok veya bir lavaboları veya bir mutfak tarzında kullanabilecekleri hiçbir şey yok. Yani bu önemli bir problem. Hatta orada biz onlarla röportaj yaptığımız zaman oradaki kafelerin lavabolarına gittiklerini ve bundan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdi. Bu da önemli bir problemdi. Onun dışında priz yok. Yani telefonlarını şarj edebilecekleri, bir çeşme tarzında su olarak kullanabilecekleri bir şey yok. Bunun dışında sokak lambası yok. Yani ışıklandırma olarak geceleyin orada yürümek bayağı bir problem oluyor ve güvenlik zafiyeti olduğunu öğrenmiştik. Orada genelde geceleri madde kullanımı, madde bağımlısı olan insanların oralarda bulunduğunu ve bu da önemli ölçüde güvenlik probleminin ortaya çıkardığını öğrenmiştik. Yani genel olarak Ahmet Kalfa Sanat ve Kültür Sokağı'nda bizim gördüğümüz problemler bunlardı. Diğer bir problem noktası olarak da Antikacılar Çarşısı vardı. Antikacılar Çarşısı'nda dükkanlar bayağı bir tanımsızdı. Yani hangi dükkan hangisi, kime ait hiçbiri belli değildi. Bunun dışında zemini yani çok kötü bir vaziyetteydi. Hala böyle toprak zemin tarzında bayağı kötü bir durumdaydı. Onun dışında tavanı bayağı bir inik. O da büyük bir problem teşkil ediyordu ve havasız ve ışıksız olması da ayrıca önemli bir sorun teşkil ediyordu. Ve güvenlik zafiyeti vardı aynı şekilde orada da. Bir dükkan kapatacağı zaman yani diğerlerinin kendisi dükkanı kapatıp gidemiyor. Hepsi beraber kapatıp açmak zorunda kalıyor. Antikacılar Çarşısı'ndaki problemler de bu şekilde. Üçüncü problem noktamız da Şener Şenevi'nin bulunduğu sokak. Az önce söylemiştim, alanımızda Şener Şen'in doğduğu ev de bulunuyor. Biz bu sokağı üçüncü problem noktası olarak ele aldık. Şu an yani evin durumunu birazdan resimde göreceğiz. Yani tahrip olmuş vaziyette, kullanılamaz durumda Şener Şen evi.
Ve bulunduğu sokak da aynı şekilde çok kötü durumda. Şenerken evine inen sokak, Şenerken evinin oraya inen sokakta bulunan merdivenler vardı. Kod farkı olduğundan dolayı oraya bir merdiven yapmışlar. Ama gerçekten çok kötü bir durumdaydı merdivenler. Dükkanlara giren merdivenlerde sağlık bulunmuyor. Yani onun için bu da önemli bir problem teşkil ediyordu. Biz genel olarak yani bu üç problemi ele aldık, buradaki sorunları ele aldık ve bunlara çözüm önerileri geliştirdik. Arkadaşımız çözüm önerilerinden bahsedecek bize. Alana getirilen öneriler, ilk olarak çalışma alanımızda kültür ve sanat sokağı oluşturuldu. Yani burada bir ana sanat yani kültür aksı oluşturularak buradan yola çıkarak öneriler getirmeye çalıştık. İlk olarak Ahmet kültür ve sanat sokağıyla burada işte yeni tezgah tasarımları yapılarak tezgah sayıları arttırılarak öneriler getirildi. Aynı şekilde basamaklar olduğundan dolayı yani engelli vatandaşlar bu sokağı çok fazla kullanamıyordu. Bunu hani iptal ederek daha böyle rampa şeklinde engellilerin de kullanabileceği bir tasarım önerisi getirildi. Bu şekilde. Sol taraftaki eski hali sokağın yeni hali de sağ tarafta önerilen hali. İkincisi ise antikacılar çarşısı. Burası hani bildiğiniz gibi düzensiz şekildeydi. Arkadaş anlattı sorunlarını. Öneri olarak da sirkülasyonun daha rahat sağlanabildiği, alışverişin daha rahat yapılabileceği bir hale dönüştürmeye çalıştık tasarımda. Ve üçüncüsü ise Şener Şen evinin bulunduğu merdivenli, yani Şener Şen evine ulaşan merdivenli bir sokak vardı. Bu gayet dar bir sokaktı. Hem ulaşım zorluğu vardı maddi şeylerden dolayı. Ve dükkanlara girişlerde sıkıntı vardı. Yani dükkan önünde bir sahanlık yerine basamaklardan dükkanlara girişler vardı. Ve bu da önemli bir problemdi aslında. Yani eski hali sol tarafta kesinlikle eski hali. Sağ tarafta ise dükkanların önünde bir sahanlık tasarlanarak daha rahat bir geçiş sağlanmış oldu bu şekilde. Şener Şen evini ise işte müzeye çevirerek kazandırmaya çalıştık. Aynı şekilde çaprazında bulunan boş bir alan vardı, sol tarafta görüyorsunuz. Kullanılmayan ve boş bir alandı. Bunu işte Şener Şen'in filmlerinin gösterisinin olabileceği bir açık hava sinemasına dönüştürerek kazandırmaya çalıştık. Bu şekilde bir öneri getirdik. Ve evi de zaten çok harap bir durumda. Onu işte nasıl revize edebiliriz, bu şekilde tasarladık. Bir animasyon gösterimiz olacak. Bu kadar bir tane. Değerli hocalarımız, sevgili arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizim çalışma alanımız Çakmak Caddesi ile Cemal Gürsel Caddesi arasında bulunan bölgenin kuzeyinde yer almakta. Çalışma alanında bulunan sorunlu noktaları tespit ederken iki caddeyi birbirine bağlayan tarihi bir sokak mevcut. Bu sokağı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yaptık. İlk problem olarak
Tatlılı Camii'nin önünde bulunan dükkanlar ve seyyar satıcıların caminin algılanmasının engellemesiydi. Biz buna çözüm olarak girişte bulunan dükkanların cephelerini sadeleştirip orada yer alan seyyar satıcıları kaldırarak yerlerine oturma birimleri ekledik. Zeminde farklı bir döşeme kullanarak sokağa yönelim sağlamaya çalıştık. Burada sokağın içinde yer alan eski Adana geleneksel baharatçılarının bulunduğu tezgahlar vardı. Dükkanların tezgahları dışarı taşarak dar olan sokağı iyice daraltmaktaydı. Biz buna çözüm olarak tezgahları içeri çekip sokaktan alışverişi engellemeyecek şekilde sabit kepenkler yerine açılır kapalı kepenkler kullandık. Sokakta aydınlatma kullanarak geceleri güvenliği sağlamaya çalıştık. Burada da bir örneğimiz var kepenkle ilgili. En son problemimiz sokağın sonunda bulunan boş alandı. Bu boş alan sokağın çıkışında bulunmakta ve o alanda otopark problemi yaşanmaktaydı. Boş olmasından kaynaklı araçların park edilmesinden dolayı sokağa giriş çıkış engellenmekteydi. Biz buna çözüm olarak o bölgede bulunan alana oturma alanı yaptık. Orada çok işlek bir cadde vardı ve insanların soluklanmasını sağlayacak bir bölge yoktu. Biz oradaki otopark olayını kaldırarak yerine oturma birimini yerleştirdik ve araç giriş çıkışlarını engellemeyen birimler tasarladık. Burada da örneğim var tekrardan. Kesitleri. Bizimki kısa oldu ama. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tepe Bahçe'nin çevresinde Seyhan Nehri, Taş Köprü, Sabancı Merkez Camii, Hilton Otel, Sheraton Otel, Stadyum, AVM gibi önemli noktalar yer almaktadır. Adana, Tepebağ bölgesi tarihi kent merkezini oluşturan bölgelerden biri olup, Adana'nın ilk yerleşim yeri olan Tepebağ Höyü'nün içine alan geleneksel konut dokusunu bünyesinde barındıran bir yerleşim alanıdır. Tepebağ Mahallesi, geleneksel yapıdaki mimarisiyle, dar sokaklarıyla ilk bakışta mahalle kültürünü vurguluyor. Peki nedir bu mahalle kültürü? Çocukların sokaklarda top oynadığı, herkesin birbirini tanıdığı, güneş batar batmaz çaylarını alıp evlerin önünde oturdukları, birbirleriyle daima iletişim halinde oldukları bir kültürdür. Fakat biz Tepebağ Mahallesi'ne baktığımızda bu oluşumun yok olmaya geçerim hiç yaşanmadığını fark ettik. Bunun sebeplerini araştırdığımızda ulaştığımız sonuçlar aslında şaşırılamayacak kadar gözler önündeydi. Bu kadar köklü bir potansiyele sahip bu mahalleye adımımızı atar atmaz yıkık dökük kendi halinde yok olmaya bırakılmış önemli kültürel değerlere sahip yapılar görüyorsunuz. Bu görüntü kirliliği insanların ruhlarına yansımış durumda. İnsanlar böyle bir mahallede güne uyandıklarında içlerinin kararmaması kaçınılmaz. Aynı zamanda insanların toplanabilecekleri, birbirleriyle sohbet edebilecekleri alanlar yok. Çocuklar eve hapis durumda. Onlar için oyun oynayabilecek alanlar, parklar yok. Bütün bunların yanı sıra mahallede ticari iletişimde yok denecek kadar az. Biz bu sorunlar çevresinde mahallenin kültürel ve tarihi dokusunu bozmadan insanların birbirleriyle iletişimini arttırma konusu üzerine odaklanıp çözüm yolları üretmeye çalıştık. Bulunduğumuz sorunlar bu bölgede aslında kamusal alan yetersizliği. Ve insanların birbiriyle iletişim kuramamız. Yani insanlar burada bu mahalle dokusunun içerisinde birbirlerine ulaşamıyorlar ve birbirlerine dokunamıyorlar. Bölgede alanımız göründüğü gibi şurada. Yaptığımız araştırmalar sonucunda biz dört alan üzerinde odaklandık.
Şuradaki Abidinpaşa Caddesi ve Seyhan Caddesi'nin birbirine bağlayan aks, Atatürk evinden gene aynı aksa bağlanan, orada bir ikinci video noktası, caminin olduğu ve Abara bölgesinin olduğu dördüncü alanımız. Bu dört bölge üzerinde yoğunlaşıp burada çözüm üretmeye çalıştık. Birinci sorunlu alanımıza geldiğimiz zaman Tepepaşa ve Şeyoğlu Camisi'ni birleştiren aks ile Abidinpaşa ve Seyhan Caddesi'ni birleştiren aksın kesiştiği nokta bu birinci düğüm noktamız. Eski protokol yolu olarak da söylenen yok. Buradan şurada mevcut bulunan bir kod var. Biz orada Yeşil Alman'la beraber bir oturma düzeni ve meydan olarak tasarladık biz burayı. Aynı zamanda çocukların buraya gelip oynayabileceği bir meydan olacak. Karşısında da Şeyhoğlu Camisi'ni manzarası, yani bir çerçeveden manzarasını gösterecek. Gene aynı alandaki. Karşısında belediyenin mevcut bir boş alanda tasarlamayı düşündüğü park ve bizim önerdiğimiz şekildeki park tasarımı. Aynı bölge üzerindeki kuş bakışı görünümü. Yine karşıda caminin minaresini bu şekilde görebiliyoruz aslında. Şu arada sokak. Yine aynı şekilde bulunduğumuz alan. Ve ikinci sorunun noktamız Şeyhoğlu Camisi'nin bulunduğu bölge. Cami tarihi bir cami. Ve önünde de boş bir alan var ama bu alan kullanılamıyor. Tamamen işlevsiz durumda. Biz bu karşı alsan yani. Cami Bakan Cadde'ye referans olarak biz bu referans aldık ve yeşil oturma alanları düzenledik burada. Caminin önündeki boş alan da bölge insanının, cami insanının kullanabileceği daha az ölçekteki bir meydan olarak tasarlamayı düşündük burada. Burada oturma birimleri ve camideki insanların gelip burada oturabileceği alanlar daha çok mahalle ölçeğindeki bir meydan burası. Bu şekilde. Üçüncü sorun olarak da Şeyhoğlu Camii aksi ile Atatürk Müzesi'nin kesiştiği noktada olan sokağın dar olmasından dolayı kaynaklanan problemden dolayı ve buradaki tarihi yapıların kötü kullanılması nedeniyle bu tarihi aksın işlevsiz olması. Normalde buradaki bu Tepebağ evlerini yansıtan o birbirine doğru yaklaşmasındaki o tarihi özgün hali ve buradaki bu yol hani hiç kullanılmamasından dolayı bir sorun olarak gördük. Bunun da çözüm olarak da, öneri olarak da Atatürk Müzesi'nden gelen yolda sokağa yönelim olmamasından kaynaklanan problemi çözmek için zeminden farklı taş dokusu yaratarak Şeyhoğlu Camisi'ne bir yönelim verdik. Böylece bu sokaktaki geleneksel cumbalı evler görülebilecek ve cami önünde oluşturulan alana varılarak kültür kaynaşması yaşanabilecekti. Dördüncü sorun olarak da Abidinpaşa Caddesi ve Seyhan Caddesi'ni birleştiren aksta Abbara denilen üstü tonozlu altından geçilen tarihi bir yapı bulunmaktaydı. Bu yapı bölgenin karakteristik bir göstergesiyken karşısındaki boş alanın da işlevsiz durumda, yıkık bir durumda olması bizi burada bir öneriye teşvik etti. Abbara'dan gelen insanları karşılayacak, bu işlevsiz alanda gerek bölge halkının gerekse turistlerin konaklayabilecekleri bir oturma alanı düzenledik. Burada da yaptığımız çalışmanın üstten, yani tüm bizim alanın yaptığımız çalışmalar, bu çalışmalar meydan ve Abbara'dan gelen ve cami ve sonrasında da o park tasarımı. Bunları yaparak o sokaktaki kaynaşmayı sağlamak istedik. Bu şekilde çalışmamızı sonlandırdık. Teşekkürler. Batısında yer alan bölge. Hemen şöyle göstereyim. Tüm
şeyin, Höyük'ün hemen altında, hemen güneyinde kalan bölge. Burada üç tane kullanım söz konusu. Belli bölgelerde yoğunlaşmış kullanımlar. Öncelikle tarihi olan bir bölge var. Burada daha çok tescilli binaların bulunduğu, şu an birçoğu kullanılmayan tescilli binaların bulunduğu bir bölge. Hemen Adnanpaşa Caddesi'ne doğru geldiğimizde bir ticari bölge var. Bu ticari bölgede daha çok işte yerel halkın ufak dükkanları, mobilyacılar veya marangozlar gibi yerler. Hemen yukarıda bir tane tarihi bir binada şu an işlev gören, aynen, Tepebağ İmam Hatip Lisesi var, Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ve o bölgede, onun karşısında ve yanında hemen 2-3 tane yurt var, erkek yurdu, kız yurdu olmak üzere. Böyle bölgelemeler, zonlamalar yaptık. Bunlar üzerinde çalışmaya çalıştık. Bölgedeki problemlere baktığımızda 3 ana başlık altında toplamaya çalıştık ve biz bu üçünü beraber çözmeyi düşündük. En başta şurada gördüğünüz, buradaki insanlarla biz röportaj yaptığımızda insanların bu Tepebağ hakkında bir bilgisi olduğunu, hatta Tepebağ Höyük'ün varlığından bile bilgisi olmadığını öğrendik. Daha sonra burada Dara'nın da dediği gibi öğrenci yurtları ve okullar var. Bu öğrencilerin bir araya gelip de iletişim kurabilecekleri, paylaşım yapabilecekleri herhangi bir alanlar yoktu. Öğrencilerle tabii röportajlar doğrultusunda bu sonuçlara vardı. Bölgeye gelen, Höyük için gelen ziyaretçiler için de bir kafe, sosyal mekan bulunmamaktaydı. Ayrıca bizim bölgemizde bir görme engelliler kurumu bulunuyor. Bu görme engelliler kurumunun çevresine baktığımızda gördüğünüz gibi alt resimde araçlar park edilmiş. Şuradaki kenarda o görme engelliler kurumu oluyor. Bu insanların oraya sanki hapsedilmiş gibi çevresinde bir araya gelip de açık havada sohbet edebilecekleri bir alan yok. Bu alanın ötesinde karşıya geçmeleri için güvenli bir sirkülasyon alanı, bir belirli işaret, yani cihazlar, sesli cihazlar dahi bulunmamakta. İlk olarak biz bu görme engelliler kurumunun olduğu yeri ele aldık. Yeşil ile gösterilen alan o kurumun bulunduğu bölge. Yine çevresinde dediğim gibi onların güvenli bir şekilde o bölgede gezebilecekleri bir sirkülasyon hattı bulunmamakta. Pembeyle gösteren alan bir okul binası. Bunun çevresindeki yolları görüyorsunuz. Üst resimde ticaret alanları var. Bu alanlara kamyonlar giriyor. Oradaki öğrencilerle röportaj yaptığımda oradaki yolun güvenli olmadığını ve bundan dolayı okullarına daha uzak, yani dolmuştan indikleri sürede yürüyebilecekleri mesafenin kırmızı hat olduğunu söylediler. Mavi hat onların ulaşımını daha da kısaltıyor ama güvenli bulmadıkları ve yol dokusundaki problemlerden dolayı kırmızı hatta daha çok vakit geçirdiklerini söylediler bize. Burada da turuncuyla gösterilen alanlar yurt binaları. Yine kırmızı hat bu öğrencilerin çok kullandığı binalar. Bu üç kurum yine birbiriyle kopuk bir iletişim halinde. Gördüğünüz gibi yollar, dokular da bunlara izin vermiyor. Mavi çizgi çizgide burada daha az kullanılan ama ulaşımın daha kolay olduğu bir yoldu. Yeşilde gösteren alanda diğer problem ile ilgili tüm rüzgar, Tepebağ Höyük'ün olduğuna. Buranın çevresiyle herhangi bir iletişimin olmadığını, sanki oraya bağımsız bir şekilde yaşıyormuş gibi bir izlenim verdi çevresindeki resimlerden dolayı. Biz bunları göze alarak bu üç problemi ve bu Tepebağ Höyük'üne insanları yönlendirmek, sosyalleştirmek için problem çözümleri ürettik. Şimdi bu tarihi yerlerle ilgili bazı eskizlerimizi gösteriyoruz. Arkadaşımın sorunlarına dahi artık çözümler bulmaya başladık. Bunun için de öncelikle alanımız içerisinde bulunan taşıt yollarını inceledik ve bunları belirledik. Daha sonra bu taşıt yolları içerisinde hem görme engelliler için hem de tümümüze kolay ulaşabilmek için Abidin Caddesi'nden, yani otobüsler orada mesela ziyaretçileri bıraktıktan sonra tümümüze en belirgin ve en kolay şekilde ulaşılabilecek bir aks belirledik. Daha sonra bu aksla taşıt yolunu birleştirip hani neler yapabileceğimizi bulmaya çalıştık.
ve neler yapabiliriz? Yani otobüsten inen biri oraya nasıl ulaşabilir? Öncelikle görme engellileri düşündük. Onun için soldaki park ve sağda iki tane park bulunmakta. Soldaki parkın yan tarafı görme engelli kurumuna ait. Ve onun yan tarafı otoparktı. Onu aldık, onun yerine onlar için kullanılabilir bir park alanı oluşturmayı hedefledik. Ve onun karşısı da, karşı tarafı da otoparktı. Orası için de bir park olabilir diye düşündük iki tarafta. Daha sonra yukarıya çıktıkça eğitim alanı için hiçbir sosyal alan yoktu. Onun için hani kafe ve workshop alanları oluşturduk. Aynı zamanda o kafe alanı yan tarafında bulunan tarih, eskizlerde bulunan bir tarihi bölge vardı. Oraya yakın boş bir alan. Orada da kafe olabilir diye düşündük. Hani orada tümülüsü ziyaret edenler orayı da kullanabilir. Ve daha sonra buradaki halkın hiçbir şekilde tümülüsle bir bağlantısı yok. Yani yapılan röportajlarda tümülüs ne diye sorduğumuzda hani hiç, yani orada yapılan bir kazı çalışması diye bize söyleniyordu. Ama onun için bir bilgi merkezi de olabilir diye düşündük. Hem orayı ziyaret için hem de oradaki halk için. Ve daha sonra neler yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle biz aynı zamanda bu aksın çok belirgin olmasını istiyoruz. Yani insanlar geldiği zaman, otobüsten indiği zaman ben bu yolu kullanmalıyım demeli. Onun için ahşap gölgelikler düşündük belirli noktalarda yolu temsilen. Ve daha sonra biz burayı gündüz inceledik ama gecelerin baktığımızda etrafta hiçbir şekilde sokak lambası görmedik. Yani geceleri de düşünmemiz için sokak lambaları her tarafta şarttı. Ve daha sonra köşede tam Hemze'nin geçtiğin gösterildiği noktada yatay aksta ulaşımı engellememek için Hemze'nin geçisi olabilir diye düşündük. Çünkü eğer orayı kesersek sadece yaya olarak ulaşılıyordu. Dikey ulaşım aksları olsa dahi yatayda ulaşım aksı oluşmuyordu. Ve daha sonra yol dokusu en önemlisiydi. Görme engelliler otobüsten indikten sonra hani hiçbir şekilde hasar görmüş yollar vardı. Bunun için hani bir yaya yolları ve ardından kaldırımlar, ondan sonra taşıtın geçebileceği alanlar yaratmak için yaya yollarını, yani yol dokusunu orada belirtmek istedik. Yani yol tadilatı yapılması gerek. Şimdi kısa bir anlatımımız var. Belediyemiz aksın müdahaleler yapılmadan önceki şu anki hali, mevcutta olan hali. O bulunan yerler tamamen bir kısmı, kaçak bir kısmı belli belirsiz otopark. Bu da bir
müdahaleleri yaptıktan sonra içeride. Sol tarafta ufak bir atölye, kafe, sağ tarafta bir kafemiz var. Bu yolda şöyle bir şey var, görme engelleri hem zemin farkıyla hem de parklarda kullandığımız araçların kokusuyla koklara yönetmek istedik. Çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Tarihi Tepebahçe ve çevresinin kentsel potansiyelini yeniden keşfi adlı workshopumuzda biz 10. bölgeye yer aldık. Bu bölge iki yoğun ana cadde arasında yer almakta. Kuzeyde Kızılay Caddesi, güneyde Alüminyum Fena Caddesi. Bölgenin doğusunda tarihi ve kültürel değeri olan Ramazanoğlu Külliyesi ve Ulu Camii bulunmakta. Güneyinde ise Yağ Camii yer alıyor. Bölgede, bölge içinde küçük dükkanlar, iş merkezleri ve zanaat atölyeleri bulunmakta. Ayrıca bu zanaat atölyeleri kullanan insanlar bu bölgede yoğun bir araç trafiği yer alıyor. Biz program olarak bu bölgede bulunan Ulu Cami Caddesi'ne yer alan Marangozlar Çarşısı vardı. Eskizde gösterdiğimiz bölge. Marangozlar sergiledikleri ya da yaptıkları ürünleri bu yolda sergiliyorlar. Marangozlar hazırlıkları ürünleri bu yolda sergiliyorlar. Ayrıca daha fazla ürün yaptıkları için yolu işgal ediyorlardı. Yerel ve araç trafiği sorunu oluşuyor bu bölgede. Ürünleri dışarıda sergilediklerindeki çevredeki fiziki şartlardan zarar görüyor bu ürünler. Arkadaşımın da söylediği gibi bu bölgede yoğun bir marangoz esnaf atölye olduğu için hem sokakta bir daralma hem yaya için sorun oluşuyor hem marangozların servis araçları için sorun oluşuyor. Bunun özeline indiğimizde marangozların aslında depolama için ayrıca atölye çalışmaları için yani üretim yaptıkları alanların sıkıntılı olduğunu gördük. Dükkan içinde çok düzensiz kullanılıyor. Bu yüzden dışarı taşmalar oluyor, fazla ürün üretiliyor. Tüm bunlardan dolayı bir düzensizlik oluşuyor. Buraya nasıl bir çözüm önerisi getirebiliriz diye düşündüğümüzde öncelikle özele indik dediğimiz gibi dükkanları, atölyeleri nasıl düzenleyebiliriz? Var olan şeyi nasıl çok zarar vermeden düzeltebiliriz diye düşündüğümüzde bazıları işte galeri katı olan atölyeler. Bunların üst katı işte üretim için kullanılıyor, alt katı sergileme için, depo için kullanılıyor. Bunlar düzenlenirse, üretim yapılan alanlar ayrılırsa, sergileme için yapılan alanlar ayrılırsa hem dışarı taşma engellenecek, hem üretim için daha büyük olanaklar sağlanacaktı. Bunun dışında sergileme için neler yapabiliriz dedik. Çünkü dediğimiz gibi büyük bir sıkıntı yaşıyor marangozlar. Hem belediye tente kullanmalarına izin vermiyor. Fiziksel şartlardan etkileniyorlar. Bunları içeri dışarı taşımak çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Biz bu şekilde küçük sergileme alanları oluşturduk. Ama daha sonra hocalarımızın da yorumuyla bunların aslında pek doğru olamayacağını düşündük. Çalışmamızdan sonra, workshop çalışmamızdan sonra. Çünkü hem bu şekilde bir çözüm sokağın havasını yok edecekti. Hem de hani gerçekten bu sergileme alanları biraz sıkıntılı yani. Alıp masayı oraya koymak biraz sıkıntılı oldu. Tek bir masa koyacağız oraya. Kim görecek? İnsanlar dokunmak istiyor, görmek istiyor, boyutunu incelemek istiyor. Daha sonra bu alanları düzenledikten sonra işte yolda trafik için ayrı bir alan, yürüyüş için ayrı bir alan, sergileme için ayrı bir alan oluşturduk. İkinci bölgeye geliyoruz. İkinci bölgemiz Vakıflar Çarşısı içerisinde yer alıyor.
Vakıflar Çarşısı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Vakıflar Çarşısı Adanoğlu Camii yanında yer alıyor. Bu bölge Halil Bey tarafından 1497 yılında yaptırılıyor. Memlük mimarisi özelliği taşımakta aynı zamanda. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından oradaki esnafa kiralanmış durumda. Aynı zamanda Vakıflar Çarşısı Tuzhanı diye bulunan bir bölge var o bölgede. İnsanlar orada yaptıkları ürünleri sergiliyorlar. Burada o bölgeden bir eski çalışması. Bu bölgede arkadaşım bahsetmişti. Şurada göreceğiz tekrar. Burada bir kemer var ve kemer orada gördüğünüz yeşil tenteden dolayı, ayrıca üstte yine bir Vakıflar Çarşısı tabelası var. Çok eski, kim bilir kaç yıldan kalma. Çok kötü bir görüntü oluşturuyor ve o kemerin önemini, değerini yitiriyor. Değersizleştiriyor, arka planda bırakıyor. Biz buraya nasıl bir çözüm getiririz dedik. Öncelikle o tabela yenilenmeli kesinlikle. Daha sonra tekrar esnafın işte çalışabileceği alanlar oluşturulmalı, onların ürünleri oradan kaldırılmalı, öne açılmalı. Zaten kemerin devamında bir çarşı oluşturmuş galiba. Ne olarak kullanacak bilmiyorum henüz ama. Biz o kısmın hani büyük ihtimalle kiralanacak dükkanlardı bunlar. Bunlar yine marangozlar için kiralanabilir, onların depo alanı olabilir, atölyeleri olabilir diye düşündük. Aynı zamanda kemer altından geçen insanlar tekrar işte marangozların olduğu caddeden dolanacak. Burayı da yoğun bir şekilde kullanacaklar. Bir yürüyüş aksı oluşturulabilir caddede insanları çekmek için. Bu şekilde çözüm önerileri getirdik bölgelerimize. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.